Şimdi o gün de burada ilk böyle bir toplantıdan sonra hatırlarsanız çıktı Galatasaray kulübü çıktı. Yenebiliriz. Yenemeyecek hiç durum yoktu. Nitekim de Allah yüzümüz güldü. Biz takımı yendik. Şimdi Abdülkadir Sungur, evet bizim futbolcumuz, bizim kalecimiz. Tabii bizi onurlandırdı, gururlandırdı. Evet Türkiye gündemine oturdu. Biz zaten bunu söylemeye çalışıyoruz. Altyapıdan çıkacak futbolcularla biz ancak önümüzü devam edebileceğimizi söyledik. Nitekim bunun ilk göstergesi bu maçta. Krizden biz bir futbolcu kazanmış olduk. Yani bazen krizler şöyle söyleniyor. Bazı krizler insanları yani bu şekilde futbolcu kazanmamız sebep oluyor. Bunu da gördük. Tabii ki Abdülkadir Sungur kardeşim tüm Türkiye'nin gündeminde. Evet biz Deniz Spor Kulübü olarak Deniz Spor Kulübü'nün menfaati, gelen her türlü teklife biz açığız. Değerlendirmek zorundayız. Ben çünkü şunu şöyle bir insan değilim. Bu çocuğumuz bizim burada yok olsun çok bir değerse gitsin Avrupa'da oynasın. Baş kulüplerde oynasın. Biz engel olacak bir durumda değiliz. Ama ben kulübün menfaatini korumak ve zorundayım. Her türlü teklifi de açığız biz. Mali tablo ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Mali tablo ile ilgili sizlere ise kısaca bilgi vermek istiyorum. Değerli arkadaşlar, biz 30.12.2021 tarihi itibariyle kulübümüzün toplam borcu, bugün tarih itibariyle söylüyorum, 153 milyon TL. Kusura bakmayın söylemiyorum. Bu borcun sadece TL olarak 3.577.000 TL'si artı euro olarak da 213 bin eurosu bizim dönemimize aittir yani. Bunu ben size tekrar vereceğim. Bütün her yerde yayınlayabilirsiniz arkadaşlar. Biz bunu şeffaf olduğumuzu söyledik, devam edeceğimi söyledik. Bunları söylemek zorundayım. Geri kalan borcun bizi euro bizim dönemimize ait borcumuz sadece 213 bin euro artı 3.500 bizim dönemimize ait borç. Geri kalan borç 78 milyon olarak biz 03.08.2021 tarihinde bilançoyla bizzat kendini devraldık. 78 milyon olarak. Ama maalesef aldıktan sonra o gün görünen borç 78 milyon. 640 bin euro pandemi indirimiyle verilen dava iptal nedeniyle geri geldi. Yani diyoruz ki biz futbolcu, biz pandemiden dolayı bu kadar parayı ödemek istemiyoruz diye FIFA gönderiyoruz. O da diyor ki kardeşim hayır kabul olmadı. Tekrar geri geliyor. 640 bin euro geri geldi. 1 milyon 966 bin pandemi indirim iptal nedeniyle TL olarak geri geldi. 3 milyon 201 bin euro da tazminatların tek taraf fesinden dolayı geri geldi. Yani bunlardan sonrası 22 milyon 500 bin ABD doları fesit almazlarına cezaları gelen artı 30 bin TL'nin kur farkından gelen borç var. Yani kısacası 153 milyon borcun 6 milyon 577 bin TL'si bizim döneme ait. Geri kalan kısım da eskiden gelen borçtan alakalı. Gelen borç var. Bu bilgileri şundan dolayı vermek istiyorum. Bazı sitelerde borcun 78 milyon olarak almışsınız. 153 milyona çıkartmışız şeklinde bir yorum yapıyorlar. Yani biz 78 milyon borcu devralmışız. 153 milyon çıkartmışız gibi oluyor. Böyle bir şey yok. Biz şeffaf bir şekilde bunu sizinle paylaşmak istedik. 12 Ocak tarihinde başlayacak transfer döneminin öncesi transfer yasağını kaldırabilecek birileri varsa, baba yiğitler varsa ben bekliyorum arkadaşlar. Bu görevden kaçtığım için değil, Denizlispor Kulübü'nün çıkmazdan bir an önce kurtulması ve yolumuzu daha da emin adımlarla devam etmemiz için yapmaya hazırız. Kişiler ve yönetimler girip geçilir. Bizden önce onlarca başka yüzlerce yönetici buraya hizmet verdi. Biz de bu zincirin bir halkasıyız. Ancak ortada çok ciddi bir gerçek var. 12 Ocak'a kadar önceden gelen tüm futbolcuların yasak listesine girecek ve bu rakamın sadece yabancı oyuncular 88 milyon, yerli oyuncular 12 milyondur. Yasaklar var ki yaklaşık 100 milyon yakın transfer yasağımız var. Bu yasağı kaldırırız, gerekeni yaparız diyebilecek varsa da bu saatten sonra teslim etmeye de hazırız.